Bir anada bir arkadaşım var. Onun yanına gidiyorum. Eğleneceğiz. Yalnız hiç bakmadan gidiyorum. Sadece bilet gönlü biliyorum. Oraya ilk gün gideceğiz. Ayrıca pandemi sonrası yaptığım ilk yurt dışı gezisi olacak. O yüzden de heyecanlıyım. Uçuş 2 saat 15 dakika sürecek. Yani sabah 7 çeyrekte kalkacak uçak. Ve oranın saati de 8.30'da inmiş olacak. Arkadaşlar şu an uçaktan indim. Pasaport kontrolünde geçtim. Sıkıntı çıkmadı. Normalde Türk Hava Yolları'nın internet sitesinde 2 tane formun doldurulması gerektiğini söylüyordum. Onları doldurmuştum, yanına getirmiştim ama kontrol etmediler onları. Sadece aşı sertifikasına baktılar. Sen neden geldin dediler. Kimlik kartında görünce Türk Hava Yolları sıkıntı yapmadan geç dediler. Şimdi bagaj bekliyorum. O da geldi. 2 metresi kaldı. Birazdan arkadaşım beni alacak. Ege gelmek üzere. Kanki, ne haber ya? Selamlar. Gel sarılayım. İyiyim olsun. Sen de? Arkadaşlar, yanımda Ege var. Ege Yıldırım. Merhaba. Benim buz okeyinden arkadaşım. Eski bir arkadaşım. Evet, şu an Bled'deyiz arkadaşlar. Sol tarafında muhteşem bir manzara var. Ama şu an sizi bekletiyorum. Sağ biraz daha beni izleyin. Daha aynen. Kanka bir daha söyler misin? Ne diyorlar? Burada diyorlar ki, dünya üzerindeki bir gölün ortasındaki tek kilise diyorlar burası için. Bu yanlış bir bilgi. Çünkü ben Van'da şeye gittim. Van Gölü'nün ortasında Akdamar Adası var. Orada da bir tane kilise var. Tabii halihazırda işlevsel değil. Sonuçta kullanılmıyor diyebiliyorum. Aa yok dur. Pazar ayini yapılır lan orada. Öyle olması lazım. Yani göl üzerindeki kiliseleri bana sordum. İkisine de geldim eğer tek bu diyorlarsa. Evet, şu an bana bilmiyorlar demek. Şey yaptı. Merhaba şey... arkadaşlar. Bugün Bled'i geziyoruz. Arkadaşım Emre geldi. Şöyle göstereyim, merhaba. Ben geldim. Şimdi ona buraları tanıtıyorum. Şimdi dünya üzerindeki 2 tane kilise var. Biri Van'da, biri Bled'de. Göl üzerindeki. Senden çıktım. Kek aldık. Ünlüymüş buranın kekiymiş. Bled keki. Bled keki. Ege şimdi bana açıklıyor kekin özelliklerini. Şimdi bunu nasıl yiyeceksin? Bu üstündeki katman çok sert. Tamam. O yüzden bunu yanına alacaksın. Tamam. Ve keseceksin. Hmm. Çatalını. Tamam. Ondan sonra mesela küçük bir lokma bir krema bir ondan. Şöyle içine bandıracaksın. Oo, o şekilde iş. Yiyeceksin. Evet. Bled keki nasıl yenir onu da öğrendik. Şu an kendimi şey gibi hissettim. MasterChef'teki
yemekte olan Mehmet Şef'e benziyorlar. Ne kadar bir tek? 3-4 lira. Yok, sana diyorum ya. Mesela hayal edin, tamam mı? Türkiye'de böyle bir yer var. Evet. Türkiye'nin ünlü bir pastası var. Sen 30 lira yiyebilir misin böyle bir pastası? Doğru aslında. Yiyemezsin. 34 lira aslında hiçbir şey yani böyle bir ortam için. Şu an Beşiktaş'a gitsen cheesecake yiyemezsin orada. Şu kahve, Amerikano, evet. 1,5 euro falan. Harbiden Türkiye daha pahalı. Tabii ki bunu yapmam lazım. Suya taş atacağım. Bir dalga olsun ya bakalım. Arkadaşlar çok güzel bir yerdeyiz. Şu an Bohini'deyiz. Doğru mu söyledim Ege? Evet. Buraya Bilet Gölü'nden geldik. Yaklaşık bir yarım saat falan herhalde araba sürmüşüzdür. Ama aslında o kadar uzak değil. Yollar biraz kıvrımlı olduğu için böyle oldu. Yavaş yavaş geldik. Kurallara uyduk. Manzara çok güzel. Şu an yine tadını çıkarıyorum buraya. Uzakta gördüğün köprü, şuradaki, bir sonraki, bu Ejderha Köprüsü diye geçiyor. Ejderha Köprüsü, tamam. Burada 4 tane ejderha şeyi var. Aha. Bu köprü ise şu an üstünde bulunduğumuz Aşıklar Köprüsü diye geçiyor. Buraya işte aşık olan insanlar kilit asıyor. Ha. Sevgililer asıyor, ileride hani birbiriyle buluşsunlar. Hmm. Sonra da çöpçüler bunu yılda bir temizliyor. falan. Deneri Emporium'a da geliyor, sizin şey ama yani. Bugün ikinci gün. Normal Modern Sanat Müzesi'ne gidecektim. Hatta kapısının önünde indim. Arkadaşımın babası sağ olsun beni bıraktı. Ama maalesef kapalıymış. Yoğun bir yağış olmuş. Bir sonraki uyarıya kadar kapatmışlar. O yüzden oraya giremedim. Şimdi onun hemen yanında Tivoli Parkı vardı. Oraya gideceğim. Bugün daha kalın giyindim. Çünkü dün gece gerçekten soğuktu. Ve hani içimde tişört vardı, sweatshirt vardı. Ve bu montum vardı. Ona rağmen üşüdüm. Soğuktu yani. Gece yaklaşık 0 dereceye, -1 dereceye düşüyor. Ama rüzgar yoktu. Ve şu an açıkçası benim şansıma güneşli bir hava var 2 gündür. Hatta yarın da güneşli olacak. Şöyle burayı da çekeyim. Hatta yarın da güneşli olacakmış. Pazar günü yağışlı. Ve buranın havası normalde yani gerçekten çok fazla yağış oluyormuş. Zaten Avrupa'nın en yeşil kenti. Ben çok güzel bir zamanda geldiğimi düşünüyorum. Ağaçların renkleri şahane gerçekten. Sonbahar. Sonbaharı sonuna kadar yaşıyorum şu anda. Ama soğuk bir sonbahar açıkçası. Öyle İstanbul sonbaharından daha soğuk. Çünkü hafta sonu İstanbul'da tişörtle dışarıdaydım. Dışarıda oturuyordum, bir şeyler içiyordum. Ama burada pek mümkün değil. Burası Modern Sanat Müzesi'ydi. Şimdi şurada bir müze daha varmış. Acaba orası da kapalı mı? Göreceğiz şimdi. Teşekkür ediyoruz. Medeniyete. Evet, açık. Maskemizi giyelim.
Kaşar Müze'den çıktım. Güzeldi. Biraz yoruldum. Uzun sürdü yani. Yaklaşık bir yarım saatten fazla, belki 45 dakika falan sürmüş olabilir. Şimdi yavaştan merkeze doğru yürüyorum. Sokaklar çok hoş. Dün caddede bayağı takıldık. Caddenin ismi Slovenska Sesta. Zara var şurada. Şurada H&M var, Manga var. İleriye doğru gidip ardından bir tane park var. Oraya gidip uğrayacağım. Burada sokakta maskesiz dolaşabiliyorsunuz. Mekanlara girerken ise aşı kartını göstermeniz gerekiyor. Sonra problem etmeden girebiliyorsunuz. Zaten QR kodu da okumuyorlar açıkçası. Belgeyi görmeleri yetiyor. Müzeleri gezdikten sonra biraz parkta dinlendim. Şu an merkezdeyim. Nehir kenarına ineceğim. 5 gibi de Ege ile buluşacağım. Herkese de göstereyim. Adam bana baktı. Şurada oturduğum parktı. Buradan nehir kenarına iniyorum. Yerlere gelip sakin sakin gezmeyi özlemişim. Çünkü son gittiğim yerlerde hep az az durdum. Roma'yı 3 günde mi ne gezmiştim? Barcelona'yı bir günde gezdim. Haliyle bu kadar rahat rahat gezemiyorsunuz. Mesela merkez kafeler biraz dolu. Bunun adını bilmiyorum ama arkadaşımın annesi almış. Buranın ünlü çöreklerinden biriymiş. Şimdi onu deneyeceğim. Donut. Ama sade. Belki ortadan krema çıkar. Evet, krema çıktı. Şeftaliymiş. Bayağı hoş. Selam. Bugün 3. günüm. Ege yine derse gitti. Ben de o derse gitmişken Ljubljana Kalesi'ne tırmanacağım. Biraz fazla yokuş var. Yorucu olacak ama çıkacağım. Yanlış hatırlamıyorsam şuradan gitmem lazım. Burada böyle bir meydan var. Dün akşam yine eğlenceliydi. Yine Ege'nin arkadaşlarıyla takıldık. Dışarı çıktık. Yine gece, bu sefer 2-3 gibi falan döndük eve. Şimdi bu sokaktan yukarı çıkarak kaleye ulaşacağım. Şimdi de 10 dakika yürüyeceğim. Evet, yokuş başladı. 10 dakikadan uzun süredir. Kuleye çıkmak için bilet almam gerekiyormuş. İşten bilet aldım. Sadece kuleye bilet yok. Tüm kaleye ait bilet vardı. O da 10 euroydu. Onu aldım. Bana bir harita verdiler.
Kaleden indikten sonra aşağıda Veras diye bir, artık nasıl okunuyor bilmiyorum, Veras diye bir pizzacı vardı. Burası İtalya'ya yakın olduğu için bayağı bir pizza var. Ben de denemek istedim nasıl yapıyorlarmış diye, fotoğraflarda güzel gözüküyordu. Fena değil, güzeldi pizza. Şık sayılabilir, orta düzeyde bir restorandı. Margarita'ya 7 euro aldılar. Yanında da kola içtim. 250 mililitre, o da 2,5 euroydu. Şimdi merkeze doğru yürüyorum. Merkez dediğim zaten merkezliyim de. Yine nehir kıyısına doğru yürüyorum. Sokaklar sakin genelde gündüzleri. Zaten hafta içi gündüz. Toplam 1,5-2 milyonluk ülke. Ne kadar kalabalık olabilir ki? Ya burada dondurma yememi söylemişti aslında ama. Buranın dondurması çok güzelmiş. Hazır buraya kadar gelmişken yiyebilirim. Dondurmamı aldım ama ne kadar tutacak hiçbir fikrim yok. Çünkü menüden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Bakalım. Güzel, güzel duruyor. Şenol amca anlat. Niye? Burası neresi? Burası Yasna Gölü. Kameraya doğru. Krenska Gora'nın. Krenska Gora, Yasna Gölü. Yasna Gölü, evet. Güzel bir yer. Alp dağları var. Alp dağları içinde. Krenska Gora bir tatil merkezidir. Kayak merkezi. Slovenya'nın. Önemli, en önemli kayak merkezi diyeceğim. Biraz kuzeyde kalıyor. Evet, kuzeyde. Şu da Avusturya. Avusturya buradan 10 kilometre ilerisi Avusturya. Daha ileri devam edersek bu yol böyle şeye gidiyor, İtalya'ya gidiyor. Treviso bölgesi. Yine önemli kayak merkezleri ve tatil merkezleri İtalya'da. Çok güzelmiş. Yasna Gölü. Nasıl yazılıyordu? Jasna. Jasna. Evet arkadaşlar, şu an Slovenya'da Yasna Gölü'ndeyiz. Gerçekten muhteşem. Zaten Şenol amca anlattı size yeteri kadar. Sadece manzaraları görseniz yeter herhalde. Şu an sonbahar ve gerçekten muhteşem bir zamanda gelmişim. Yani 5 gündür buradayım. Bir damla yağmur görmedim. Bu akşam gidiyorum ve önümüzdeki 7 gün yağmurlu gözüküyor. Bende hep ya güneş vardı ya da hafif bulut. Hava da güzeldi. Geceleri soğuk olsa da. Böyle turistik bir yer burası. Şu an pazar günü olduğu için biraz kalabalık tabii ki. Muhtemelen hafta içi gelirseniz kimseyi görür müsünüz bilmiyorum. Herhalde bizim Lake Bled gibi olabilir. Yani kimse olmayabilir. Zaten biz de pazar günü diye geldik. Uçağım bu akşam 7.40'da. Bu arada şöyle bir şey yaşandı. Bugün 31 Ekim aynen.
saatler geri alınmış. Bir saat. Yani Slovenya'da bir saat daha fazla geçiriyorum. Güzel, keyifli bir tatildi benim için. Alfi, Alfi. O arkaya bakıyor. Alfi. Alfi bu gezide kankim oldu ya benim. Aa, kendimi çekmeye utanıyorum ya. Etraf çok güzel. Anlatmalık bir şey yok. Mükemmel bir yer. Slovenya çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Gelip görmeyi. Gerçekten kafa dinlemek bir yer. Gerçi güzel de eğlendim. Ama tanıdığım Ege olduğu için Ege ve arkadaşlarıyla güzel eğlendim. Kafa dinledim. Burası da Krenska Gora'ymış. Burası kayak merkeziymiş aynı zamanda. Arkadaki dağlarda kayak yapılıyor. Hemen gölden 2-3 dakika falan geldik yani. Şu an mantar çorbası yiyoruz. Krenska Gora'dayız. Aynen. Bunun Slovencesi neydi? Gobova. Ne? Gobova. Gobova. Bayağı başarılı. Eğer Krenska Gora'ya gelirseniz Gobova'yı tavsiye ederim. Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu evden çekiyorum. Tatilden geleli 2 gün, 3 gün oldu. Biraz öksürük var. Gece soğuğu yiyince tabii ki hafif bir hastalık yapmış. Ljubljana'ya gidecekseniz eğer biraz kalın giyinmenizi öneririm. Geceleri gerçekten soğuk oluyor. Uçak bileti git gel 200 euroya bulabilirsiniz. En azından bir ay sonrası için Türk Hava Yolları'na baktığımda 200 euroydu. Ben otelde kalmadığım için otel fiyatları hakkında bir şey diyemeyeceğim. Bence araba kiralamanız gerekiyor açıkçası. Aksi takdirde uzaktaki parklara yani gördüğünüz o doğal yerlere gitmek biraz zor olur. Otobüs gidiyor mu bilmiyorum. Biz arabayla gittik. Muhtemelen giden otobüsler vardır. Ancak onları kovalamanız gerekir. Bu da size biraz zorlayabilir. Gece hayatı olarak zaten birkaç tane mekan varmış. Onların da isimlerini söyleyeyim. Bir tanesi Parlament, bir tanesi Shooters,
Bir tanesi oturduğumuz bir yer vardı ama şu an ismini unuttum. Bir tanesi de Sirkus adlı bir yer ama Sirkus gece 12'de kapandığı için hiç gitmedik. Şöyle bir durum varmış. Covid kısıtlamaları kapsamında gece 12'de klublar kapanıyormuş. Ancak barlar açıkmış hala. Tavsiye edeceğim özel bir yemeği yok Slovenya'nın. Pizza yiyebilirsiniz siz de benim gibi. Pizzasını tavsiye ederim. Bu arada mekanın ismi Veratze'ymiş. Veratze. Aynen. Veratze'ymiş yani. Onun dışında yine videoda önerdiğim o mantar çorbasını içebilirsiniz. O da çok güzeldi. Biraz küçük bir şehir. Küçük bir ülke sayılabilir. Bu kadar küçük bir şehir olmasına rağmen ben gayet keyif aldım bu gezimden. Gerek doğası olsun, gerek şehrin kozmopolitliği olsun beni gayet eğlendirdi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer buraya kadar gelmeyi başardıysanız daha da çok teşekkür ederim. Çünkü biraz uzun bir video oldu. Bir sonraki gezimde görüşmek üzere. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.